Zavallı bebek. O eski halinden eser yok şimdi. Ama korkma, onu yeniden inşa edebiliriz. Yani bir kedi yapabiliriz demek istiyordum. Ama maalesef annesi kedi seven biri değilmiş. Zavallı kedicik. Üstelik yalnız da değil. Endişelenme, sen de bizimle geliyorsun. Annenin yanından sessizce geçelim ve tamamdır. Şimdi senin için biraz yer açalım. Dolabı tamamen sana ayırdık. Ama biraz daha güzelleştirebiliriz. Sana kendi kedi kabını yapmak için bir delik açarak başlayabiliriz. Ve birkaç diş fırçası başıyla hızlıca bir temizlik de yapabilirsin. Şimdi halıları serelim. Ve bu uzaktan kumandalı arabada 5 yıldızlı bir teslimat hizmeti olabilir. Ve plastik şişelerde kuru gıda saklamak için harikadır. Kedinizin ulaşabileceği bir yere koyun. Sonuçta gece yarısı bir atıştırmalık isteyebilir. Şimdi ihtiyacımız olan şey biraz saç. Bunun dışında ip ya da sicim de olur. Her halükarda onu plastik bir boru etrafına sarın. Peki nereye koysak? Oh, bir delik açalım. Bunu geçirelim ve daha fazla boru ekleyelim. Yakında dev bir tırmalama direğin olacak. Ve sevdiğimiz peluş oyuncaklarla süsleyebiliriz. Biraz renk katmak hiç kötü bir fikir olmadı. Kediler için tuvalet adeta birer çeşmedir. Öyleyse suyunun temiz olduğundan emin olalım. Şimdi bir pop tüpü al ve üzerine kağıt sar. Sonuçta her tuvaletin tuvalet kağıdına ihtiyacı vardır. Bu pamuklar da nereden çıktı? Endişelenme, onu düzeltebiliriz. Hatta daha da iyi yapabiliriz. İçini ödüllerle doldurarak. Ne kadar kolay kullanıldığına bak. Birkaç ayarlamayla aynı zamanda bir oturak oluyor. Oh, şeker. Oh, slime. İkisi de ayrı ayrı harika şeyler, bir arada değil. Hani bunun yerine kedi otu ekleyelim. Kediniz güzelce yalarken küçük arkadaşımız onu yerinde tutacak. Vay, ne muhteşem bir oyuncak. İçine küçük bir top koyup onu yeni şekillere dönüştürebilirsiniz. Üstelik top da içinden çıkmaz. Oh, bir ampul bozuluyor. Boş ampulü hala kullanabiliriz. Kabloyu çıkarın ve içini suyla doldurun. Biraz karton ve bir telefon ekleyin. Ve yeni video projektörünüz hazır. Hop.
Sanırım bu peluş oyuncaktan vazgeçebiliriz. Sonuçta artık gerçeğine sahibiz. Bir delik açalım. Kedi dostu tohumlar ekleyin. Ve su verin. Oyuncağın yepyeni bir tarz oldu. Ve kedinize hızlı bir atıştırmalık oldu. Önce büyük bir plastik şişeyi kesin. Kenarlarına biraz sicim ekleyip kolçak yapın. Ve yumuşak bir şeyler ekleyin. Sonra da içindeki özel sürprizle küçük kedi hamağınızı asın. Oh, bu kırmızı nokta da nereden çıktı? Sanırım bize bir şey göstermek istiyor. Vay canına, bir kedi maması aleti. Hadi bir deneme yapalım. Bak, etrafa kedi maması saçıyor. Kediniz için hem yemek hem de gösteri oluyor. Nasıl yani? Ay, bu böcek buraya nasıl girdi? Sorun yok. Biraz karton alalım. Ve güzel bir kedi dolabı yapabiliriz. Kedinizin en sevdiği şeyleri güvende tutacaktır. Tabii bunlar genellikle sadece yiyecek olur. Sonra kapatmayı unutmayın. Ayrıca kediler iplik yumaklarına da düşkündür. O yüzden biraz yün serin. Çubuklara sıcak silikon yapıştırın. Ve onları bir köprü gibi dizin. Takalım. Hadi test edelim. İşte sağlam diye ben buna derim. Sushi. Hadi kendi suşinizi yapalım. Yosun için siyah, pirinç için beyaz. Ve yumurta için sarı. Sonra da favori malzemelerinizi ekleyin. Şimdi rulo yapın ve kesmeye başlayın. Ama bunu yemeyeceğiz. Asacağız. Hey, bu oraya nasıl girdi? Peki bu boruları birleştirmek için kullanabiliriz. Güvenli hale geldiğinde onu da bağlayabiliriz. Oo, şu saçlara bak. İlham geldi. Hadi renk katalım. Ve bir sürü yapalım. Lambaya ihtiyacı olan güzel kılıfı verebiliriz. Sadece son rotuşları ekleyin. Ve kedi dolabınız neredeyse hazır. Yeni kedi dostumuzun yuvasını keşfetme zamanı geldi. Burayı kullanabilmek için bu kadar sevimli olmalısınız. Dikkatli ol, bir sapak var. Oynayacak çok şey var. Ve hatta keyifli yemekler de var. Hey, sevimli olmak susatır. Bu sushi gerçekten eğlenceli görünüyor. Hadi yukarıya bir bakalım. Oo, bir top. Yakalamaya çalış. Bak, dolu dolu bitkiler. Ve kıtlayabileceğin bol miktarda bitki.
Eğlencenin ardından şimdi bir şekerleme zamanı. Ama bu dolabın en güzel yanı... Bir şeyler saklamak için harika olması. Tabii kedinizin bir sihirbaz olması da işe yarayabilirdi. Ah, kediler. Burası onların dünyası. Biz sadece içinde yaşıyoruz. Gel pisi pisi pisi. Kedicik. Aha. Bey, bu da ne? Bir bakayım. Ay, para. Bu. Pisi 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 pisi. Ne? Ne yapıyorsun? Bu yaramızı saklamalıyım. Artık bir casusum. Babam evde bir kediye asla izin vermez. Gizlice sokmalıyım. Oh, ne güzel bir kitap. Bana aldırma. Sadece biraz hamileyim de. Aman. Burada bir kedi mi var? Justin. Kedi yasak. Alerjim var. Biliyorum baba. Ucuz atlattık. Miyav. Evine hoş geldin. Kendimi çok kirli hissediyorum. Bu toz mu? Bu işime yarayacak. Bu müthiş bir eldiven. Hadi deneyelim. Ya, evet insan, işte bundan bahsediyorum. Gerçek sporcuların masaja ihtiyacı vardır. Hey, bundan bir kazak yapabilirim. Varlayalım. Bunlardan iki tane ekle ve şimdiye kadarki en iyi kulaklık ortaya çıksın. Miyav, artık en havalı kedi benim. Yakıyorum. Ama seni bir yere saklamam lazım. Ha? Sanırım burası en iyi yer. Ben sadece... Matkap kullanma zamanı. İnşaat ustası oldum. Başımı döndürüyorsun. Şimdi biraz başım dönüyor ve bitti. Güzel görünmesi için boyamalıyız. Görkemli. Bazen el işleri hakkında çılgın fikirlerim oluyor. Bilin bakalım burada ne yapıyorum. Bum, bunlar perde oldu. Ne harika bir manzara. Oo, daha da iyi. Bu yeterli mi? Bu kürdan işe yaramaz. Üzgünüm babama diş fırçana ihtiyacım var. Fırçam nerede? Şimdi onu buraya yerleştir ve kontrol C kontrol V'ye bas. Hey, sihirli gibi. Vay. Çok havalı. Sakın sıkışmış olmayayım. Justin. Justin. Sana yardım edeceğim evlat. Dikkatli ol oğlum. Evet baba. Sinsilik zamanı. Babamın eşyaları artık benim. Bir bakayım. Hayır. Yok. Kanatlar. Hayır. Babam diş perisi miydi? Tamam. Şunu izle. Boyama zamanı monsieur. Ve unutmayın çocuklar, resim yaparken hata olmaz. Sadece küçük aksilikler olur. Bu çok rahatlatıcı. Şu zengin renklere bakın. Vay. Kendimle gurur duyuyorum. Bunlardan biraz atayım. Kedim bunu hak ediyor. Ben buna Miyav Kalesi diyorum. Bu kale çok görkemli. Eminim kedicik bunu çok beğenecek. Miyav, üzgünüm Justin ama çok acildi. Evcil hayvan sahibi olmanın dezavantajı işte. Bu biraz ferahlık getirecek. Ona bir tuvalet yapacağım. Aferin güçlü çocuk.
Yok. Bu daha iyi. Bu sesi bütün gün dinleyebilirim. Pardon. Bir yetişkinden yardım isteyin çocuklar. Ben işin ustasıyım. Ha? Evet. Hazır mısın Hagi? Hadi. Şu yakışıklı yüze bak. Buyurun bayım. Bacak eklemek de güzel olur. Şimdi sıra sihirli malzemede. Kedi kumu. Miau, hey sen, bu tuvalet iyi görünüyor kanka. Şimdi beni çekme ama, utanıyorum insan. Bakıyorum. Benim de tuvalete ihtiyacım var. Çabuk. Baba, bitti mi? Biraz bekle evlat. Çok ilginç. Gitmeliyim. Bu benim de işime yarayacak. Bu sadece su. YouTube strese girme. Ya bu aptal ne yapıyor ya? Rahatladım. Pardon Grizzly. 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 Nerede bu kız? Grizzly. Grizzly. O gitmiş. Ama neden? Of. Bu ya bir hayalet ya da... Aha, işte buradasın. Dedektiflik yapmasana miyav. Bisi. Venus sadece bir uyarı aptal. Bir şeyler yapmalıyım. Yine kötülük moduna geçtim. Boruyu aldım. Görüşürüz. Sanırım yine sıra el işinde. Kenarlarını biraz yapıştırıcı sürelim. Aynen böyle. Şimdi onları birleştirelim. İyice bastıralım. Ufaklığa oynayacak bir şey verelim. Yüzümle uğraşmasın. Çepeçevre saralım. Miyav. İnsan. İnsanın kışkırtıcı işler yapıyor. Mükemmel. İşte ben buna sanat derim. Bıyığı takalım bayım. Bana öyle bakma. Oley. Miyav. Şu adam bir şey mi söyledi? Hala biraz sıkılıyorum dostum. Miyav. Tırmala beni, tırmala beni. Konuşan bir kaktüs. Miyav, ben almayayım. Grizzly, şöyle yap hadi. Belki de onları tuvaletten almamalıydım. Ne güzel oldu. Justin! Çok stresliyim, biraz şekere ihtiyacım var. Hey, bir fikrim var. Evet. Sadece bir kaseye ihtiyacım olacak. Ve biraz suya. İçine dökelim. Tanrım keşke yaz çoktan gelmiş olsaydı. Ve şimdi sihirli taşlarım. Atlayın bakalım. Hey, bu manzaraya bayılıyorum. Tam bir ekosistem yaratıyoruz. Taş yağıyor. Nemo ve Dory'yi yeni buldum. Yeni evinize hoş geldiniz. Umarım beğenirsiniz. Şuna bak Grizzly. Miyav, bana yemek mi getirdin? Aferin oğlum. Brrr. Gel buraya küçük dostum. Korkma. Kesinlikle hoşuna gitti. Justin. Selam baba. Balık tutuyorum. Babasına çekmiş. Asayiş belki var. O yaşlı adama bir iki pati atmamı ister misin? Bu arada bu hırka çok rahat. Senin için bir şey yapacağım. Zavallıcık. Evet, bu iş görür. Keseyim.
Şunu halledelim. Geometri dersine hoş geldiniz çocuklar. Üçgen dairenin üzerinden geçiyor. Ve şimdi dikiş zamanı. Annem iğneyi bu kadar iyi kullanmamla gurur duyacak eminim. Yukarı ve aşağı. Yukarı ve... sıkı çalışmanın karşılığını alıyor insan. Şuna bak, çok yumuşak ve rahat. Al bakalım küçük dostum. Miau, hey, buradan bütün bloğu görebiliyorum. Bayıldım. Geriye kalan tek şey bu. Babam geri alabilir. Bu şimdiye kadarki en rahat yatak. Tişörtüm. Miau, ben yürüyüşe çıkıyorum insan. Sipariş alındı. Kim var orada? Kedi dükkanından teslimat. Kedi dükkanı mı? Hey! Justin! Belki de bu kedi içindir baba. ona ihtiyacımız yok. Hayır. Ama bunu siz ısmarladınız. Cidden mi? Oyuncak alışverişi mi? Durun! Ucuz atlattık. Tamam, bir bakayım. İşte burada. Ne deneyim? Kedicik için taze su. İnsan, bu şey ne? Böyle içmen lazım. Gördün mü? Ya, bir kontrol edeyim. Mesela nasıl? Patiyle mi? Ay, hoşuna gitti. Asıl bunu görene kadar bekle. Bu bana 1000 dolara mal oldu. Bana değil. Daha çok babama. İşte öyle yemeğin dostum. Ne kadar havalı bir alet. Justin, pizza geldi. Bunlar benim atıştırmalıklarım. Ton balıklısı en iyisi. Nasıl istersen. Ay, Grizzly'im. Şunu izle. Bir şeyler yapmalıyım. Pasla bile. Biri tamam. Ama daha çok var. Kedi maması işe yaratıyor. Bu sistem aklını alacak. Yalnız sakın bir balona basma. Harika bir fikrim var. Grizzly, yok. Luke, ben senin babanım. Daha da iyi bir süsleme için bazı fikirlerim var. Boom. Hop. Miau. Grizzly. Tada. Kedi cennetine hoş geldiniz. İnsan, soğuk kalbimi eriteceksin. Bu müthiş görünüyor. Miau. Ne düşünüyorsunuz kankalar? Miau. İnsanımız bu sefer kendini aşmış. Evet. Ay, beğendiğin için çok mutluyum Grizzly. Benim için anlamı Miau, çok büyük. Bundan sonra kankamsın. Seni sokaklardaki vahşi rakunlardan koruyacağım. Sen benim kahramanımsın. Miau, endişelenme insan. Sen bunu hak ediyorsun. Sana masaj yapma zamanı. Evet. Beni yumuşatıyorsun. Ama sakın durma. Miau. Sokak serserisinden evcil hayvana. Miau. Şimdi sıra sende. Sadece bu seferlik ama fazla alışma. Miau. Çok rahatlatıcı. Grizzly. Neredesin? Grizzly. Hayır. Nasıl yani? Ne? Bunu mu arıyorsun? Üzgünüm baba. Merak etme. Alerji haplarım var. Ve o çok güzel bir kedi. Ailemi de getirebilir miyim? 20 kişilik daha yeriniz var mı? Miau.
Oh, sen gerçek misin? Kediler sudan nefret eder kızım. Niye yıkıyorsun? Hepşi. Grace, burada kedi mi var? Kedi mi? Oh, hayır baba, oyuncağımla oynuyordum. Babamın bilmesine gerek yok. Benimle kalırsın. Dur şimdi, sana bir ev yapacağım. Başlayalım. Güle güle oyuncaklar. Queenie için yer lazım. Oh, artık sana ihtiyacım yok. Oh, bye bye. Kale gibi olacak. Ve tabii ki pembe olmalı. Son dokunuş. Ve bitti. Acaba kedicik hangi katı sevecek? Bu çim halı mükemmel olacak. Çocuğuma feda olsun. Oh, aletlerim buradaymış. Teşekkürler Lala Kargo. Kediler kutuları sever. Geri dönüştürelim. Bunu 5 dakikada hallette görmüştüm. Evinden her yeri görebiliyor olmalı. Bir pencere lazım. Mükemmel. Şimdi de ona bir sürü oda yapmak için kutuları birleştirelim. Bir sürü rahat odası olsun. Kediler konforuna düşkündür. Aa, evet, Queenie'ye bir halı da lazım. Ve tabii ki harika görünmesi için boyayacağız. Bu kapı çerçevesi de mükemmel. Ya çok tatlı oldu. Vay, pembeyi çok severim. Harika bir zevkim başka var. Başka ne lazım? Kedi çıkartmaları. Bu sayede yalnız kalmaz. Çok tatlı. Tünel boyunca dostları var. Acaba odamda bir sürü insan çıkartması olsa nasıl olurdu? Babam bayılacak. Saklamam gerekmese keşke. Bak, mükemmel bir yeri var. Yuhuu! İleride başka bir kale de gerekebilir. Vay! Kraliçemize maden suyu. Hemen. Kurması da çok kolay. Ve bitti. Yaşasın. Bu fıskiyeyi nereye koysam? Ha, buldum. Kediler tırmanmaya bayılır ve manzarası da olur. Güçlü raf. Mükemmel yer. Açalım. Vay, gerçek bir fıskiye gibi ama içilebiliyor. Oh, buna bayılacak. Daha fazla dekorasyon gelsin. Yumuşacık. Fıskiyeden su içilebileceği anlaşılsın diye şunu da koyalım. Serin mi serin? Ha, kim geldi? Ziyaretçimiz olamaz ki. Selam, kedi maması siparişi. Bizim kedimiz yok ki. Bana gelmişti. Bu kedi içindir o. Pardon, biz kedi maması istemiyoruz. Güle güle. Ama sipariş etmiştim. Güle güle. Grace, kedi maması ne? Umarım gitmemiştir. Dur. Tırnak geçirebileceği bir oyuncak yapalım. Tahta bir tabana geçirelim. Ağırmış ama Queenie sever. En güzel oyuncağı yapacağım. Yünü direğin etrafına saralım. Sıkıca bağlayalım, boyayalım ve üstüne bir zil takalım. Şöyle. Hazır. Çok tatlı ve komik oldu. Queenie buna bayılacak. Pardon baba. Çok enteresan kitapmış. Sana yatak yapacağım Queenie. Bu tight uyuyor. Hem de epey esnek. Şunu keselim bakalım. Queenie'yi tutacağına eminim. 4 parça. Yastığı alalım. Parçaları bağlayalım. Mükemmel hamağımız oldu bile. Esnemeye hazır. Asalım. Queenie'ye yeni bir arkadaş. Ya çok rahat. Bu koku nereden geliyor? Berbat kokuyor. Dolaba giriyorsun. Neyse ki çözümüm hazır. Mini buzdolabı. Partilerin içecekleri ve abur cuburları içinde. Işıkları da harika. Ama mama daha önemli. Neyse, gir bakalım. Bitkiler de gelsin. Ufak bir mutfak gibi. Ya, bu işte çok iyiyim. Ya, hey, ya. Queenie. Gel de şımart beni. Sana bir televizyon yapacağım. Harika bir fikrim var. Bununla TV'ni yapacağım. Kartondan yaptım. Pembiş pembiş karton. iPad için bir çerçeve yapalım. Tabii ki çıkartmaları unutamayız. Bak. Takalım ve hazır. Burada film geceleri yapacağız. Burası da salon olabilir. Şimdi bu gelsin. Yaşasın. Yeni yumuşacık oyuncağın.
Televizyon odası için harika. Son çıkartma. Ya, koltuk güzel oldu. Şimdi de kedi kumunu çözelim. Evet, sıvı katılaşıyor. Ve plastik bir kürekle, hayır, bu özel gereçle sıvıyı alıyoruz. Salla, salla, salla ve direkt poşete dök. Ay, en kötü kısmı. Poşeti çıkarıp atmamız lazım. Ay, seni cidden seviyorum Queenie. Neyse ki birileri böyle aletler yapıyor. Ah, bitti. Aa, ha? Devam edelim. Aa, tatlı mı tatlı şekerler, leziz. Aa, kavanoz. Aa, bununla bir şey yapabilirim. Şekerler kalsın. Buna biraz su koyalım. Harika duracağına eminim. Akvaryumlar harika. Süs taşları. Akvaryumda olmazsa olmaz. Birkaç sahte bitki güzelce yerleştirelim. Ve tabii ki şu ufaklıklar. Hepsi oyuncak. Yaşasın. Hepsini atalım. Hayır. Vay, yaptım işte Queenie. Ne, hiç değilse güzel dekore edilmiş. Ah, bunu nasıl kullansam? Buldum. Ona yumuşak bir havuz. Burada mükemmel durur. Al, renkli yumuşak toplarla dolduralım. Harika. Çok tatlış. Daha çok oyuncağın oldu. Bu avokado topuyla stresini atabilirsin. Oyun odasına koyalım. Oh, ve tabii ki bu harika resmi de unutamayız. En üst rafa koyulsun. Ve geç saatlerin partileri için disko topu. Queenie, Queenie. Artık parti zamanı. Disko topu odasının turu. Yaşasın. Su için bir fıskiye. Rahat ve zıplamalık yatak. Bitkili bir mutfak. Harika bir kedi televizyonu. Rengarenk bir ultra modern oyun odası. Vay! Ve dahası da var. Ah! Bu tırmalama topunu internetten aldım. Tahta bir tabanı bile var. Biricik kedime tırmalama oyuncağı. Ah! Oh! Sana bir de şu teknolojik oyuncağı aldım. Çalıştıralım. İyi eğlenceler. Aa, aa, yere bile koysak durmuyor ve dönüyor. Bununla saatlerce eğlenebilirsin. Ha? Bu da ne için? Aa, aa, çalışmıyor. Ne? Selam. Aa, ya, robot oyuncakmış. Oyun zamanı. Başım dönüyor. Yeter. Son oyuncak. Ağırmış. Teknolojik de değil. Vay. Epey büyüyor. Vay. Her şekli de alıyor. En iyisi yuvarlak olur. Böylece minik topumuz yuvarlanır. Hala da büyüyor. Çok eğlenceli. Ama kediler için, çocuklar için değil. Ya, uyuyor muydun? Odam bitti mi? Aa, bunu sana yaptım. Bu kale benim mi? Vay kızım, bu işte cidden iyiymişsin. Hamak mı? Havalı. Aa, ağlamak istiyorum. Hello Kitty'nin bile böyle tüneli yok. Aa, bu mor ve parlak şey de ne? Gün boyu buna vurmak istiyorum. Karton içinde bir top mu? Dahi yani. Aa, nereye gidiyor? Aman aman. Nereden başlasam? Yumuşacık kase mi? Gerçekten her şeyi düşünmüşsün. Şimdi de diğer odaya bakalım. Aa, TV odası oyuncağına bayıldım. Üstelik su sayınca da fıskiyem var. Ciddiyim Grace. Harika olmuş. Ne? Taze mama mı? Vay, cennetteyim. Balıklar garip ama kimse mükemmel olamaz. Aa, bu da ne? Hayatta mısın? Peki. Hadi tüneli deneyelim. Biraz mahremiyet lütfen. Çok rahat. Cidden rahat. Ya, çok beğendi işte. Grace, bu da ne? Hı? Ben yaptım. Bakayım. Lütfen bağırma. Müthiş olmuş. Kelebek. Ne var burada? Hayır, 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 hayır. Ha?
Ne? Ne? Mahremiyet lütfen. Olamaz. Ya çok tatlı. Gerçekten mi? İlaçlarımı almam gerekecek. Yaşasın.